arkadaşlar, Eğitim ve Bilgi Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 5. sınıf fen bilimleri insan ve çevre konusunu işleyeceğiz. Başlayalım. Canlıların yaşaması için doğada bazı faktörler olması gerekir. Bu faktörler sıcaklık, nem ve besin kaynaklarıdır. Bunlar ana faktörlerdir. Başka faktörler de vardır ama bunlar en önemlileridir. Canlıların yaşayabilmesi için uygun koşullar gereklidir. Mesela kutup ayısı ve kar tilkisi Grönland ve Antarktika gibi yerlerde çokça görülebilir. Çünkü buralar soğuktur ve kar tilkisi ve kutup ayısı bu soğuğa dayanabilen hayvanlardır. Eğer kutup ayısını gidip çöl bir alana bırakırsak kutup ayısı orada yaşayamaz. Aynı şekilde de çöl tilkisi ve deve gibi hayvanlar da Fas ve Sahra Cumhuriyeti gibi yerlerde, yani sıcak olan bölgelerde yaşarlar. Avustralya'da da çokça görülebilirler. Yunuslar Türkiye'de yaşamak için uygun hayvanlardır. Yaşam alanlarında canlı ve cansız varlıklar bir arada yaşarlar. Canlı ve cansız varlıkların bir arada yaşadığı ortama çevre denir. Bu çevrede bir denge vardır ve bu denge bozulursa eğer doğanın düzeni de bozulur. Mesela ağaçları kestiğimizde orman yangınlarının çıkmasına sebep olduğumuzda dengenin bozulmasına neden oluruz. Aynı şekilde de çevreye rastgele atılan kağıt atıklar ağaçların kesilmesine ve doğanın dengesine bozulmasına neden olmaktadır. Aynı şekilde de plastik, metal, cam, kısacası geri dönüştürülebilen tüm atıklar da aynı şekilde geri dönüştürülmelidir. Türkiye'de aslan, kunduz gibi hayvanlar artık görülmemektedir. Türkiye'de de aynı şekilde karetta türük, deniz kaplumbağaları, Akdeniz leoparı ve sahip yapımında kullanılan orkide çiçeği koruma altındadır. Evet arkadaşlar, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda videoya like tuşuna basmayı da unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.